Çok kısa bir süre öncesinde Trackers MP'de benimle alakalı gerçekten güzel bir gelişme yaşandı. Aslında bu videoda da size bu süreci anlatıyor olacağım. Geçtiğimiz günlerde Trackers MP tarafından bir yetkili benimle iletişime geçti. Ve bu yetkili bana Trackers MP'nin beni kendi bünyesinde... Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Trackers MP'nin simülasyon 1 sunucusunda Alp Dağları'ndayız. Öncelikle biliyorsunuz ki Trackers MP bu alanda çok yakın bir zaman içerisinde bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik 30 Ağustos'ta başlayıp 13 Eylül'e kadar devam edecek. Fakat etkinlik henüz başlamamasına rağmen Alp Dağları'ndaki bozuk olan yollardan dolayı herkes şu an itibariyle Alp Dağları'nda sürüş yapmak istiyor. İşte ben de bu sebepten ötürü Alp Dağları'na geldim ve bugün burada sürüş yapacağım. Hala da Alp Dağları'na nasıl gidebileceğini bilmeyen arkadaşlar olduğu için onlara kısaca Alp Dağları'na nasıl gidebileceklerini göstermek istiyorum. Arkadaşlar, Alp Dağları'na gelebilmek için çevre şehirlerden biraz yardım almanız gerekiyor. Çevre şehirler derken de aslında şöyle gösterebilirim. Görmüş olduğunuz gibi burada Klagenfurt şehri var. Aynı şekilde yukarı tarafta Salzburg şehri var. Yine burada da Innsbruck şehri var. Bu şehirlerden herhangi birine ışınlanıyorsunuz. Daha sonrasında da buradaki kıvrımlı yola geliyorsunuz. Zaten şu anda bu karşımızda görmüş olduğunuz kıvrımlı yol Alp Dağları oluyor. Bu sebeple Alp Dağları'na gelebilmenizin en kolay yolu çevre şehirlerden destek almak. Ben de buraya gelebilmek için az önce Klagenfurt'a ışınlandım. Daha sonrasında da buraya geldim. Şimdi de buradan yola çıkıp buraya doğru geleceğim ve Alp Dağları'na bağlanmış olacağım. Şimdiden her birinize keyifli seyirler diliyorum. Aynı zamanda bugünkü videomda görmüş olduğunuz bu eski kasa DAF aracını kullanacağım. Aracı hazırlayan Mehmet'e buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir araç olmuş. Her zaman olmuş olduğu gibi bu aracı da Berk Ekizoğlu Discord sunucusu üzerinden sizlerle buluşturmuş olacağım. Her birinize bu araçla da keyifli oyunlar dilerim. Şimdi dilerseniz lafı daha da uzatmadan yavaştan yolumuza çıkalım. Öncelikle eminim ki bugün pek çoğunuz video başlığından dolayı bu videoyu izliyorsunuzdur. Çünkü çok kısa bir süre öncesinde Trackers MP'de benimle alakalı gerçekten güzel bir gelişme yaşandı. Aslında bu videoda da size bu süreci anlatıyor olacağım ve bundan sonrasında ne olacağından bahsedeceğim. Bu arada chatten selam veren arkadaşa da aleyküm selam demek istiyorum. Kendisi bir süredir benimle beraber bekliyor. Video işleriyle uğraştığım için selamını alamamıştım ama buradan selam olsun. Öncelikle arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Trackers MP tarafından bir yetkili benimle iletişime geçti. Ve bu yetkili bana Trackers MP'nin beni kendi bünyesinde Community Contributor ismini vermiş olduğumuz, Türkçe karşılığıyla da aslında topluluğa katkıda bulunan ismini verebileceğimiz statüye uygun olduğumu düşündüklerini söylediler. Ve aslında bu konuyla ilgili bir nevi bana teklifte bulunmuş oldular. Ben tabii ki de en başta bana yapılan bu teklifi biraz garip karşıladım. Çünkü hiç böyle bir şey beklemiyordum. Böyle bir teklif sürpriz yumurtadan çıktı diyebilirim. O yüzden de en başta bunun için gerçekten çok mutlu oldum. Daha sonrasında da tabii ki de bu konu hakkında istişarelerde bulundukça bu statünün bana kazandırabileceği ayrıcalıklar ve aynı şekilde Trackers MP'nin benden isteyebileceği şeyler hakkında uzun uzadıya konuştuk ve bir karara bağladık bu konuyu. Ben bu görüşmelerin ardından Trackers MP'nin tarafıma iletmiş olduğu teklifi kabul ettim. Artık Trackers MP üzerinde normal bir oyuncu olarak değil, Community Contributor ismini vermiş oldukları, topluluğa katkıda bulunan statüsüyle yer alıyorum. Tabii ki de bunun bana sağlayacağı çok güzel özellikler olacak. Fakat her şeyden evvela nedir bu Community Contributor diye soracaksınızdır muhakkak. Kısaca aslında onunla ilgili size bir bilgi vermem gerekiyor. Arkadaşlar, bu statü aslında isminden de anlaşılacağı üzere Trackers MP'de Trackers MP topluluğuna katkıda bulunmuş oyuncular için uygun görülen bir mevki diyebilirim. Ve bunun için aslında siz herhangi bir başvuru da bulunmuyorsunuz. Yani ben bunu olmak istiyorum ve buna başvuru yapacağım diyerek bir başvuruda bulunamıyorsunuz. Bunu ancak Trackers MP oyuncularının sizi aday göstererek veyahut Trackers MP'nin sizi bu işe uygun görerek teklif yapmasıyla ulaşabiliyorsunuz. Aslında bu mevkiyi değerli kılan şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü dediğim gibi ben bu konuyla alakalı herhangi bir başvuruda bulunmadım veya benim böyle bir isteğim olmadı. Trackers MP ve Trackers MP toplumunda bulunan oyuncular belli ki benim bunu yapabileceğimi düşündüler ve beni bu konuda aday gösterdiler. Trackers MP'de bu konuda herhangi bir sakınca görmemiş olacak ki teklifini bana yapmış oldu. Gel gelelim bu teklifi neden kabul ettin sorusuna gelecek olursak, aslında bakacak olursanız ben bana yapılmış olan bu teklifi şimdiye kadar ortaya koymuş olduğumuz emeğin büyük bir resmi olarak görüyorum. Biliyorsunuz ki yaklaşık 9-10 yıldır Trackers MP içerisinde bulunan aslında düz bir oyuncuyum. Fakat bu 9-10 yıllık sürecin belli bir kısmında Trackers MP üzerinde içerik oluşturdum ve bir süredir de bunu yapmaya devam ediyorum. Tabii bununla alakalı sadece içerik oluşturmadık. Bunun yanında topluluğa yardımcı olabilecek şeyler de ürettik. Çevremdeki insanlarla beraber Trackers MP topluluğuna destekte bulunmaya çalıştık. Ve bunun doğrultusunda aslında Berk Ekizoğlu ismini bir marka haline getirip bugün Trackers MP tarafından
tarafından bu gibi teklifleri alabilmesine yol açmış olduk. O yüzden de açıkçası bundan dolayı çok mutluyum. Geçmişten bugüne bana bu konuda destekte bulunmuş herkese de çok teşekkür ediyorum. Öte yandan muhakkak bunun akabinde bana soracağınız bazı sorular da olacaktır. Mesela bununla birlikte senin oyundaki durumun değişecek mi veya işte bundan sonrasında üreteceğin içeriklerde herhangi bir farklılık göreceğiz mi gibisinden sorular sorabilirsiniz. Bununla da ilgili ufak bir açıklama yapmak isterim. Arkadaşlar, bundan sonrasında yapacağım içeriklerle alakalı herhangi bir farklılık olmayacaktır. Çünkü aslında Trackers MP'nin bu statü gereği benden istediği şeyler de şu ana kadar yaptığım şeyleri devam ettirmem. Tabii ben her zaman olmuş olduğu gibi şu anda yapmış olduğum şeylerin de üstüne koyarak daha da yeni içerikler üreterek yoluma devam edeceğim. O yüzden aslında benim Trackers MP üzerinde şu an itibariyle böyle bir statü kazanmış olmam daha çok siz izleyicilerimin işine yarayacaktır. Öte yandan bu statü sayesinde Trackers MP topluluğunda daha önceden ulaşamadığım fakat yeni ulaşacağım pek çok da insan olacaktır. Onlar için de naçizane ufak bir iki şey söylemiş olayım. Beni bundan önce paylaşmış olduğum videolarla veya bundan sonrasında paylaşacağım videolarla rahatlıkla tanıyabilirsiniz. Anlaşılması çok zor biri değilim zaten. Kısa süre sonrasında ya beni gerçekten takdir edersiniz ya da benden çok büyük nefret edersiniz. Bu anlamda her ikisini de aslında olumlu buluyorum. Çünkü topluluk içerisinde herkes tarafından sevilen biri olmak istemem. Benden nefret edecek veya beni sevmeyecek insanların da olmasını isterim. Çünkü bir insan gerçekten herkes tarafından seviliyorsa o insanda bir problem vardır. Orası kesin. Bu yüzden de böyle biri olmayı tercih ederim. Öte yandan bu statüyü aslında 2-3 gündür sahibim ve bu 2-3 günlük süreç içerisinde normalde olduğundan daha da fazla şekilde Trackers MP'ye girdim. Açıkçası bu bundan sonrasında da böyle devam edecek. Biliyorsunuz ki eskiden Trackers MP'ye video çekmediğim surette çok da fazla girmiyordum. Artık bu statüyü kazanmış olmamla birlikte Trackers MP'de tıpkı eski günlerde olmuş olduğu gibi biraz daha fazla bulunacağım. O yüzden artık Trackers MP içerisinde video çekmediğim zamanlarda da benimle karşılaşabilme olasılığınız gerçekten yüksek. Aynı zamanda şimdiye kadar yaşadığım deneyimler gereği size şunu da söylemek istiyorum. Oyun içerisindeki statüm artık normal bir oyuncu olmadığı, yani community contributor olduğum için oyun içerisindeki ismim yeşil şekilde gözüküyor. Bu yüzden eğer ki beni gördüyseniz ismimin de yeşil olduğunu göreceksiniz. Bu aslında şu an itibariyle sahip olduğum statünün getirdiği ayrıcalıklardan biri. O yüzden böyle gördüğünüzde şaşırmayın diye söylüyorum bunu. Muhakkak belki de tarafıma yapılacak eleştirilerden bir tanesi de Trackers MP ile ilgili şimdiye kadar bulunduğum eleştiriler ve yaptığım yorumlar olacaktır. Açıkçası şunu bilmenizi isterim ki bu statüye sahip olmuş olmam demek geçmişteki düşüncelerimden vazgeçmiş olmam demek değil arkadaşlar. Geçmişte ne düşünüyorsam şu anda da aynı şekilde düşünüyorum. Bundan sonrasında da eleştirilerimi yapmaya devam edeceğim. Doğru bildiğimi söylemeye, yanlış olarak gördüğüm şeyleri de yine yorumlamaya devam edeceğim. O yüzden bu konuda herhangi bir değişiklik olmayacağını bilmenizi isterim. Zaten biliyorsunuz ki hiçbir zaman da eleştirilerimi veya söyleyeceğim şeyi esirgeyen biri olmadım. Her zaman bu konularda dobra oldum. O yüzden bu bundan sonrası için de aynen devam edecek. Hiç merak etmeyin. Aslında bakacak olursanız Trackers MP yetkilileriyle iletişime geçtikten sonrasında konuştuğumuz şeylerden biri de Türk oyuncu topluluğu olmuştu. Çünkü community contributor dediğimiz şey aslında Trackers MP üzerinde pek çok insana verilen bir şey değil. Bu yüzden de herhangi bir ülkeden biri eğer ki bunu almaya hak kazandıysa, Trackers MP tarafından bu uygun görüldüyse, haliyle bunu almaya hak kazanan kişinin de sorumlulukları ve misyonu yükseliyor. O yüzden bundan sonrası için benim bu videolarda söylediğim şeyler ve aynı şekilde yaptığım yorumlar eskisine göre biraz daha önemli olacak. Ben elimden geldiğince yine bizim topluluk olarak şikayette bulunduğumuz şeyleri dile getirmeye devam edeceğim. Biliyorsunuz ki her zaman da böyle yaptım zaten. Bundan sonrası için böyle de bir misyon yüklendiğimden bunu aslında daha da sık şekilde yapacağımı söylemek isterim. Günün sonunda aslında ben yine bildiğiniz Berkay İkizoğlu'yum. Şimdiye kadar yaptığım şeyleri aynen yapmaya devam edeceğim. Sadece bu statüyü kazanmamla birlikte yaptığım işe daha da büyük kalite getireceğim. Bunun akabinde şu an itibariyle yapmayı düşündüğüm yeni yeni içerikler var. Aynı şekilde yapmayı istediğim canlı yayınlar var. Elimden geldiğince bunları da gerçekleştireceğim. Beni Trackers MP ile alakalı en çok ne mutlu ederdi sorusu aslında çok güzel bir soru olurdu şu an. Çünkü şimdiye kadar örneğin adminlik için başvuru yapsaydım veya Trackers MP'deki herhangi bir mevki için başvuru yapmış olsaydım ve bu konuda kabul edilip bu mevkiye sahip olmuş olsaydım açıkçası bugünkü kadar sevinmezdim. Çünkü bu daha öncesinde de söylemiş olduğum gibi Trackers MP topluluğu tarafından ve aynı şekilde Trackers MP tarafından uygun görüldüğünüz zaman sizlere sunulan bir teklif. Bu da herkese nasip olmaz. O yüzden bunun için mutluyum. Tabii ki de uzak bir gözden bir yorum yapılacak olursa hani denebilir ki alt tarafı işte bir oyun oynadığınız platform. İşte hani bunu bu kadar ciddiye almayın. Hani bu sana çok büyük bir şey kazandırmayacak diyebilirsiniz. Ancak yılları
yazarın getirmiş olduğu bir emek ortada olduğu için böyle bir şey kazandığınızda da haliyle mutlu oluyorsunuz. O yüzden bu beni bir hayli mutlu etti diyebilirim. Zaten bugün bu mutluluğu sizlerle paylaşabilmek için videodayım. Her zaman yapmış olduğum gibi aslında bu da sizlerle paylaşmış olduğum bir şey oldu. Burada mutlu olduğumuz şeyi de, dert edindiğimiz şeyi de, her şeyi paylaşıyoruz biliyorsunuz. Ben anlatıyorum, siz dinliyorsunuz. Bazen sizin yazdıklarınız üzerinden videolar yapıyorum. O yüzden bu aynen devam edecek. Bu anlamda da desteklerinizden ötürü sizlere çok teşekkür ediyorum. Zaten sizlerin desteği olmasaydı bu noktaya erişemezdim. Orası kesin. O yüzden tekrar tekrar sağ olun, var olun arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Diyerek yavaştan da videomun sonuna gelmek istiyorum. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok yakın bir zaman içerisinde Tracker Semp'in bahsetmiş olduğum gibi bir etkinliği olacak. Bu etkinlikte tekrardan birlikte olmak üzere. Şimdilik sizlere hoşça kalın demek istiyorum. Bunun gibi daha fazla video için like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.